Seyhan'ı Mutfak Aşkı'ndan hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Siz değerli izleyicilerimi, sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. Kıymalı biber dolması tarifimi sizlere paylaşmak istedim. İnanın çok lezzetli oluyor. Bir diş sarımsak, büyük bir diş sarımsak koydum. Çok lezzetine lezzet katıyor. Kesinlikle bana güvenip hiç sarımsak koymuyorsanız kesinlikle koyun derim. Şöyle 8 adet bir hayli büyük biberlerim var. Büyük bir domatesim var. Soğanlarım böyle küçük küçük kaldı. Sizler bir orta boy soğan kullanabilirsiniz. 4 küçük soğan kullandım, kuru soğan. Bir büyük diş sarımsak ve orta boy domates. Zeytinyağımız ve nar ekşimiz var. 100 gram kıyma, bir kase yani belki hani 200-250 ml'lik su bardağı ölçüsüyle diyebilirim. Bir kase pirinç var. Baharat olarak da tuz, kurutulmuş maydanoz, kırmızı toz biber, kimyon, karabiber ve nane var. Onların miktarlarını, kaşık ölçülerini yazacağım zaten ben. Bir tatlı kaşığı, böyle bir dolu tatlı kaşığı biber salçası ve bir dolu tatlı kaşığı domates salçası var. Ben domatesimi, büyük olan domatesimi kabuklarını soyup böyle küçük küçük, mümkün olduğunca küçük küçük kare kare doğramaya çalıştım. Soğanlarımı da gördüğünüz gibi doğradım. Birer tatlı kaşığı biber ve domates salçasını da koyuyorum. 100 gram kıymayı da hepsini şöyle derin bir kap içerisine koyuyorum. Pirinçlerimi de tabii ki yıkadım. Bir hayli şöyle tozu gitsin üzerinin. Biraz nişastası aksın. Ve zeytinyağında bir çay bardağı olarak ayarladım. Tabii ki hepsini içine koymayacağız. Yarısını gördüğünüz bu harcın içerisine, tabii ki baharatlarını da koydum. Bu şekilde karıştırdım. Tabii ki zeytinyağını da koyduktan sonra da karıştırabilirsiniz. Yarısını içine koyuyorum gördüğünüz gibi. Yarısını da sos hazırlayacağız. Sosun içine koyuyoruz. Yani hem içine hem dışına koymuş oluyoruz. Ve bir yemek kaşığı nar ekşisi kesinlikle koyun. Normalde hani belki diyeceksiniz ki biz nar ekşisini hiç koymuyoruz. Zeytinyağlı olanlara, yani kıymalı olana değil de zeytinyağlı olana daha çok yakışır diyeceksiniz. İnanın kesinlikle kıymalı olana da mükemmel yakışıyor. Zaten hani püf noktalarından birisi de nar ekşisini ve de bir büyük diş, tabii ki benim hani biberlerim çok fazla olmadığı için bir büyük diş sarımsak koydum. 15, 16, 20 adet olsaydı hani 2 büyük diş sarımsak koyacaktım. Yani biberlerinizin azlığına, çokluğuna göre de vermiş olduğum ölçüler azalabilir, çoğalabilir, değişebilir. Bu şekilde gördüğünüz gibi biberlerim büyük dedim sizlere en başında videonun. Dolduruyorum hazırlamış olduğum iç harcını ve tüm biberlerimi doldurduktan sonra hiç aynı kaba hiç yıkamadan, o yağlı böyle salçalı hani iç harcından olan kabı yıkamadan bir yemek kaşığı domates salçası, böyle dolu olmadan bir çay kaşığı tuz ve geriye kalan zeytinyağını koyuyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağını, pirinç kasesi ile tam 4 kase su koyuyorum. Yani bardak olarak ölçü verecek olursam sizlere, hani kasenin miktarını biz bilmiyoruz, nereden bilelim diyecekseniz, 250 milimlik tahmini su bardağı ile 1 su bardağı pirinç ve 4 su bardağı su olarak ben ayarladım. Ve de tam kafi geldi. Pişme oranı, böyle dibinde de zaten su kaldı, en son sunum aşamasında göreceksiniz. Zaten suyu, her şeyi tam ayarlıydı. Ve de salçalı suyumuzu domatesleri kapatmadan evvel, bakın buna çok dikkat edin, biraz biberlerin, yani iç harçların içerisinde de koyuyoruz. Çünkü neden diyeceksiniz? Pişmeyebilir. Yani pirinçler biraz sert kalabilir. Belki hani kıymamız pişebilir ama etimiz. Ama pirinçler biraz diri kalabilir. Bu yüzden domateslerini koymadan evvel hem tencerenin işte içine hem biberlerin içerisine koydum. Ve işte kaynamaya başlamadan evvel sizlere gösterdikten sonra, bu da iç kapak kapatarak da kaynamaya başladıktan sonra sizlere şöyle gösteriyorum.
Ve altını da böyle fokur fokur kaynamaya başlayınca kısıyorum. Bakın bu da artık pişmiş hali. Kapatmıştım ocağın altını ama hala tabii ki sıcaklığı ile alttan kaynamaya devam ediyor. Bu şekilde en sonda artık böyle çok kızgın sıcaklığı geçince şöyle bir servis tabağına aldım. Bakın suyu hala var. Suyunu çekmiş değil ve de tamamıyla yanmış değil. Kesinlikle içi ve dışı tam pişmiş durumda. Şöyle bir adet bir tanesini de alıyorum tabağıma, yemek tabağıma. Ortadan ikiye keserekten hem ben afiyetlice yerken hem de dokusunu sizlere göstermiş oluyorum. Böyle salçalı vesaire, hani görüntü açısından belki diri gibi gelebilir. Ama inanın o kadar helva gibi yumuşaktı. Videomun da sonuna gelmişim. Bitiyor artık, resimlere geçtim. Bana destek amaçlı paylaşarak, yorum yaparak, like atarak, en önemlisi abone olarak destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.